Selamlar herkese arkadaşlar. Bugünkü videomda da Mosin Nagant'tan sonra MG3'ü deneyeceğiz. Hassasiyetlerde işte. Önce bir kontrol ayarlarımı size şey yapayım, göstereyim de. Şöyle önce butonları kopyala yapıştır yapacağım. Bu şekilde şöyle paylaştayım. Kopyala. Sonra hassasiyetler bu şekilde. Değişmiyor zaten arkadaşlar. Devamlı aynı hassasiyetleri kullanıyorum falan. Şöyle paylaştayım. 4 parmak, 2 parmak fark etmez. İşte jiroskop da zaten böyle, zaten paylaş demiştim. Gelişmiş ayarlarda yine keskin nişancılarda. En son Mosin'i denemiştik. Böyle. Şöyle yine paylaştayım. Sanırım diğerleriyle beraber paylaşılıyor ya. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle MG3'te de işte başlayacağız şeyden, lazer, holo. Ama bu sefer arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum. Sadece ikinci zorluk seviyesini deneyeceğim. Çünkü bundan sonra şey, birinci ve üçüncü zorluğu deniyorum. Çok fazla vakit kayboluyor. Bir de zaten üçüncü zorlukta normalde rakiplerimiz bu ikinci zorluk gibi. Hani hem kastan hem yelekten hasar yiyor. Yani hepimiz hasar yiyoruz. Üçüncü zorlukta sadece kastan hasar yiyor. Buna da sadece HS çalışmak isteyenler yani girse daha mantıklı olur. Hani ben çok çalışmıştım eskiden zaten. İşte burada da zaten amacım hassasiyetleri göstermek. Bize de en çok benzeyenler ikinci seviye aimbotlar arkadaşlar. Bunlar olduğu için ben de bu modda çalışmaya karar verdim. İşte bütün dürbünleri bu modda deneyeceğim. Siz de hem görmüş olursunuz benim size hassasiyetlerim nasıl. Ona göre kendinize hassasiyet ayarlayabilirsiniz. Normal bir şekilde çalışmayacağım. Biraz hareketli çalışacağım. Hani tek bir kere de öldürebilmek varken rakipleri. Ben biraz farklı farklı şekillerde, hareketli şekillerde öldürmeye çalıştım arkadaşlar. Hani siz de bu şekilde kendinizi daha çok hız katabilirsiniz. İşte elinizi hızlandırabilirsiniz falan. Böyle alışabilirsiniz. Şöyle bir başlayayım. Holo ile lazer fark etmiş hepsini. Bir dakika, ben bunun sesini açmış mıyım? Açmışım. Sesini açmışım ama şöyle bir olay yapmışım. Tamam. Kulaklığı takmamışım. Tamam arkadaşlar, şöyle yapalım. Tamam. Biraz daha zorlaştırmaya çalışacağım. Hani karşında zor bir rakip varmış. Hani bana çok hızlı bir şekilde sıkıyormuş gibi. Ben de hızlı bir şekilde gir çık yapıyorum. Almaya çalışacağım. Ya da işte kendimi tam göstermeden. Rakipleri zor, çok zormuş gibi davranacağım arkadaşlar. Çünkü ben elimi bu şekilde hızlandırdım bu oyunda. Gerçekten bu modu geçemiyordum ya. Düşünsenize bir seviye modunu bile geçemiyordum. Hani nereden nereye geliyorsun işte çalıştıkça. Zamanla alışıyorsun, çalışıyorsun. Nereden nereye geliyorsun? Böyle. Hatta böyle kendinizi arada bırakırsanız. Şu an arada kalmadım gerçi de. Şöyle. Hemen başla diyeceğim. Dürbünleri böyle tek tek bütün hepsini deneyerek bitireceğim arkadaşlar. Hemen başla. Üç mermi. Vay. Şimdi devam ediyoruz. Bunun bir de 660 modu var. Fark etmiyor ya. Fark ediyor tabii mermi.
Mermi hızı olarak fark ediyor tabii ki. Bakın arkadaşlar, hep geri çık falan yapıyorum. İşte rakipler çok hızlıymış. Çok zormuş gibi. Kendimi onlardan korumaya çalışıyorum falan bu şekilde. Ben kendimi bu şekilde alıştırdım arkadaşlar. Haydi be. MS mi var ya? Soldan göstereceğim. Bunda işte yumrukla adamı öldüremiyorsun. O yüzden başla diyeyim. Şöyle farklı farklı yerlerden adamlara atışlar yaparsınız. Ay. Dedim, öldü mü? Ne oldu dedim ya bir an. Vallahi kafam karıştı. Son canım kaldı. Burada bot varsa öldük şu an. Şarjör değiştirmedim. Böyle yaparsınız. Farklı hareketlerle, farklı şekillerde. Üstürmeyin. Çabuk öldür lan. Geri de şurada sanırım. Hemen başla. Lan ölmedin mi? Yemin ediyorum dengem şaştı. Neyse. Sıkıntı yok zaten şöyle. Amaç antrenman zaten. Lan öldü sana. Niye ölmüyorsun? Hı? Bunları isterseniz işte can basmadan da böyle bir challenge yapabilirsiniz kendiniz. Daha hızlı olmak için, daha çok gelişebilmek için. Bir sürü şekilleri var ya, ben bunu bir sürü şekillerde deniyorum. Özellikle kendimi biraz daha iyi biraz daha geliştirene kadar öyle demiştim. Ne ne oldu lan? Allah'ım ya Rabbim ya. Kesin değiştirdim sıfır. Tamam başla. Ölmüş lan o. Sonra işte devam. Diğeri nerede? Ne
Tamam, başla diyeyim. Çok güzel arada kaldım. Harika, süper. Biraz da bunları uzaktan göstersem aslında 6x hazır elimdeyken. Oha. Ne oldu lan? Ölmedim mi? Hala ölmedim mi? Cidden ölmedim mi? Allah Allah, öldü diye bıraktım kaç kez seni ya. Başlayayım ya. Ayaktayken ve otururken tabii ki de fark eder. Silahın sekip sekmemesi. Ay, kayıt şeyi kaydı ya, tamam. Hop 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 hop. Lan. Cana bak. Hainler sizi. Can basmadan geçeyim diye düşündüm ama vazgeçtim. Video bir kere de çıksın. Şey olmasın. Allah'ım ya. Ay tamam. Böyle işte ya. 6x türbünü de şey yaptık. 8'i takmıyor zaten, bu silah kullanmıyor. 6x türbünü 3'e çekip deneyelim bir de. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ya bak, şöyle de yapabilirsin, tamam. Bir seferde sprey atarsın, bak şunu demeye çalışıyorum. Bir seferde sprey atıp işi bitirirsin. Ama benim şey o değil yani. Amacım o değil. Bak, bunu yaparsın. Çok basit. Ama olay o değil yani. Olay işi biraz daha zormuş gibi. Kendini daha zora alıştırabilmek. Amaç o. Tamam mı yani? Size bilmem ama ben bu şekilde kendimi geliştiriyorum. Buna bir kere de sprey atarsın. Hiç zoru yok ama olay farklı. Böyle. Bir kere de sprey atarsın, bitti. Ama işte o zaman böyle hareketli oynamaya alışmazsın. Düz oynamaya alışırsın. Ne kadar... Ne kadar kendini zorlarsan o kadar daha iyi olur. Bu benim düşüncem. Sizin düşüncenizi bilemem. Çok şaşırdım. Ay. 3 mermi. 0 mermi. Alamadım. Bak, hayır hayır, sakın 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 gelme. Hop. Böyle yani arkadaşlar, buradan.
Bu videomuz böyle arkadaşlar. Yarın da diğer sıradaki silahımızı kullanacağız. Bugünlük bu videoluk benden bu kadar yani. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. O değil de şu arbaletle ne yapacağım onu düşünüyorum. Becerebilecek miyim, beceremeyecek miyim bilmiyorum ya. Diğer silahları şey yapabiliyorum da arbalet biraz sıkıntı olabilir yani. Neyse arkadaşlar, hadi kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz.